Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Profesör Doktor Berma Atik Tuğrul'un yazdığı Tıkır Top isimli kitabı okuyacağım. Burası Yuvarlaklar Ülkesi. Öykümüz burada geçiyor. Yuvarlaklar Ülkesi'nde her şey ama her şey yuvarlaktı. Evler, arabalar, ağaçlar, hatta insanlar bile. Yuvarlaklar ülkesindeki çocukların en çok sevdiği oyuncaklar toplardı. Çocuklar toplarını havaya atıp tutarlar, yerde sıçratırlar ve bu oyundan çok hoşlanırlardı. Bazen topları sırtlarına koyup düşürmemek için kaplumbağa gibi yavaş yavaş yürürlerdi. Bazen de koltukların altına sıkıştırarak yürümeye çalışırlardı. Hele topları bacakların arasında tutarak yürümeye çalıştıklarında çok eğlenirlerdi. Ancak aralarında bir top vardı ki bu top hiç mi hiç gülmeyen mutsuz bir toptu. Bu üzgün topun adı Tıkır Top idi. Tıkır Top bütün topların içinde en küçük olanıydı. Küçük bir top olmak ona çok yakışıyordu. Fakat Tıkır Top bu halinden hiç memnun değildi. Küçük olduğu için hiçbir işe yaramayacağını düşünüyordu. Bir gün Yuvarlaklar Ülkesi'nde heyecanlı bir olay yaşandı. Çocuklar ormanda dolaşırken tık 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 diye bir ses duydular. Çocuklar bu sesin nereden geldiğini anlamak için çevrelerine bakındılar. Evet, tık 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 diye duydukları ses bu borunun içinden geliyordu. Çocuklar borunun içine baktıklarında içeride parlak bir şey olduğunu gördüler. Bu parlak şeyin ne olduğunu anlamak için bakın neler neler yaptılar. Önce kollarını borunun içine uzatarak bu parlak şeyi çıkarmaya çalıştılar. Fakat başaramadılar. Sonra bacaklarımız kollarımızdan daha uzundur dediler ve bacaklarını borunun içine sokarak bu parlak şeyi almaya çalıştılar. Ama bu kez de başaramadılar. Şimdi de borunun bir ucundan üfleyerek onu çıkarmayı deniyorlar. Bakalım bu parlak şeyi çıkarmayı nefeslerinin gücü yetecek mi? Hayır. Bu da olmadı. Fakat ne olursa olsun borunun içindeki bu parlak şeyi dışarı çıkarmaları gerekiyordu. Çünkü artık meraktan yerlerinde duramıyorlardı. Bu arada basketbol topunun aklına bir şey geldi. Ben bu borunun içinde girip yuvarlanırsam benimle birlikte bu parlak şey de dışarı çıkabilir dedi. Herkes bu fikri çok beğendi ve basketbol topu yuvarlandı, yuvarlandı. O da ne? Basketbol topu borunun içine geldiğinde korkunç bir ses duyuldu. Güm! Basketbol topu o koca gövdesiyle borunun içine giremedi. Keşke daha küçük bir top olsaydım dedi. Ve küçük top, küçük top, küçük top diyerek oradan uzaklaştı. Acaba böyle acele acele nereye gitti? Basketbol topu az sonra Tıkır Top ile birlikte geldi. İşte size yardımcı olabilecek kurtarıcınız getirdim. Ancak Tıkır Top gibi küçük bir top bu borunun içine sığabilir dedi. Tıkır Top önce biraz nazlandı. Ben küçük bir topum. Bu işi beceremem dedi. Fakat herkes haydi hazırlan sonra yuvarlan. Bizi kurtar meraktan diye tezahürat yapınca Tıkır Top cesaretlendi ve bir kez şansını denemeye karar verdi. Tıkır Top heyecanlı, çocuklar ise hem heyecanlı hem de çok mutluydular. Şimdi herkes Tıkır Top'un yuvarlanışını izliyordu. Bakalım neler olacaktı.
İşte beklenen an geldi. Tıkır top borunun içine girmeyi başardı. Yuvarlandı, yuvarlandı ve borunun öbür ucundan çıktı. Yanında ise ufacık bir şey parlıyordu. O da ne? Hiç kimse gözlerine inanamıyordu. Hele tıkır top mutluluktan neredeyse uçuyordu. Neden mi? Çünkü tıkır top giderek büyüyordu. Acaba tıkır top nasıl böyle büyüyordu? Evet, çocuklar tıkır topu büyüten şey borunun içindeki parlak sihirli taştı. Kim bu sihirli taşa dokunursa onun istediği oluyordu. İşte bu nedenle tıkır top büyümüştü. Yuvarlaklar ülkesindeki herkes çok mutluydu. Çünkü hem tıkır top artık gidiyordu hem de ülkelerine ait sihirli bir taşları vardı. Bundan sonra bu sihirli taşla herkesin tüm dilekleri gerçekleşebilecekti. Tıkır top küçük olsa bile bir işe yarayabileceğini sonunda anlamıştı. Küçük olmak hiç de düşündüğü gibi kötü bir şey değildi. Tıkır top olmasaydı çocuklar belki de bu yüzden sihirli taşa hiç sahip olamayacaklardı. Tıkır top bu yüzden eski küçük haline dönmeye karar verdi. Şimdi o küçük ve mutlu bir toptu. Arkadaşlar, kitabımızın sonuna geldik. Beğendiniz değil mi? Bugünkü videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşça kalın.